Merhaba arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda sindirilen besinler nasıl geri emiliyor, hangi yollardan geçiyor buna bakacağız. İlk olarak şunu söyleyeyim. Besinlerin emilimi sadece ince bağırsakta değil, ağızda ve midede de olur. Ama ince bağırsakta daha yoğundur. Çünkü ince bağırsakta villus ve mikrovillus dediğimiz yapılar vardır. Bu yapılar ince bağırsağın yüzey alanını genişlettiği için emilim olayı burada daha fazla gerçekleşir. İlk önce söylediklerimi yazayım, daha sonra emilim yollarına bakalım. Şöyle diyeceğiz, besinlerin emilimi ağız, mide ve ince bağırsakta olur. İnce bağırsakta olur. Daha sonra en yoğun emilim neredeydi? En yoğun emilim İnce bağırsaktadır. Arkadaşlar, iki yolla emilim gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi kan kılcalları, bir tanesi de lenf kılcallarıdır. İlk önce kan kılcallarını anlatacağım. Daha sonra lenf kılcallarına geçeceğiz. Şöyle diyelim, emilim olayı iki yolla olur. İki yolla olur. Evet, bir diyoruz kan kılcalları ile emilim. Bir, kan kılcalları ile emilim. Arkadaşlar, şimdi neden iki yolla? Çünkü besinlerin bir kısmı kan kılcalları ile, geriye kalan bir kısmı da lenf kılcalları ile oluyor. Örneğin glikoz, amino asit, B ve C vitaminleri kan kılcalları ile emilirken, gliserol, daha sonra steroidler, yağ asitleri, yağda eriyen vitaminler yani ADEK vitaminleri, bunlar da lenf kılcalları ile emiliyor. O zaman lenf kılcallarını şöyle emilim yolunu anlatalım size. İlk olarak ne dedik? Hangi besinler emiliyordu? Glikoz, amino asit, B ve C vitaminleri. Vitaminleri. Şimdi bunlar ilk olarak villus epitellerinden alınıyor. Villus epiteli nerede bulunuyor bunlar? Dediğim gibi ince bağırsakta bulunur villus epitelleri. Daha sonra arkadaşlar buradan kan kılcallarına geçiyor. Kan kılcalları. Kan kılcallarından geçtikten sonra bu yol karaciğere bağlanacak. Ama karaciğere bir damarla bağlanacak arkadaşlar. Bu damar kapı toplar damarıdır. Damarı size şöyle kısaca bir göstereyim. Bakın, karaciğerimiz şöyledir. Karaciğere bağlanan 3 tane damar vardır. Normalde bütün organlarımıza 2 tane damar bağlanır. Bir tane atar, bir tane de toplar damar bağlanır. Ama bizim karaciğerimiz bir istisnadır. Karaciğere 2 tane toplar damar, bir tane de atar damar bağlanıyor arkadaşlar. Bunlar nedir peki? İsimlerini yazalım. Bakın, şuradan gelen karaciğer atar damarı. Karaciğer atar damarı. Şurası karaciğer toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı da deniliyor bazı kaynaklarda, aynı şey. Şurası bizim sindirim kanalımızdır. Sindirim kanalı. Sindirim kanalının karaciğere bağlandığı damar ise kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı. Şimdi sindirim kanalından, yani ince bağırsaktan, kan kılcallarından emilen glikoz, amino asit, B ve C vitaminleri hangi damara gelecek? Kapı toplar damarına gelecek. O zaman yazıyoruz. Kapı toplar damarı. Kapı toplar damarından sonra nereye girer? Tabii ki karaciğere girer arkadaşlar. Karaciğer. Karaciğerden sonra karaciğer karar veriyor. Hormonlara bağlı olarak karar veriyor tabii ki. Gelen glikoz, eğer kan şekerine bakılıyor. Kan şekeri düşükse glikoz direkt kana veriliyor. Ama kan şekeri yüksekse arkadaşlar, glikoz depo ediliyor. Sadece belirli bir kısmı veriliyor. Daha sonra da karaciğer toplar damarına geçiyor. Karaciğer toplar damarı. Karaciğer toplar damarından sonra bizim bütün toplar damarlarımızın bağlandığı, kalbin alt tarafından gelen toplar damarların bağlandığı alt ana toplar damara geçer. Alt ana toplar damar. Buradan da kalbimizin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığı. Bu şekilde arkadaşlar, kalbe gidene kadar izlediği yol böyledir. Şimdi burada size iki şey sorulabilir.
Açlık durumunda ve tokluk durumunda glikoz yoğunlukları sorulabilir. Açlık durumunda nasıl olacak? Tokluk durumunda nasıl olacak? Karşılaştıracağız. Neyi karşılaştıracağız? Kapı toplar damarıyla karaciğer toplar damarını karşılaştıracağız. İlk önce açlık durumu diyelim. Açlık durumu. Arkadaşlar, açlık durumunda şimdi bakalım sindirim kanalında besin var mı? Açlık durumunda yok, değil mi? O zaman kapı toplar damarına glikoz gelir mi? Gelmez. Gelse bile çok az gelir. Dolayısıyla karaciğer kan şekeri düştüğü için ne yapacak? Depo ettiği glikojeni kana verecek ve karaciğer toplar damarına glikoz yükleyecek. O zaman açlık durumunda kapı toplar damardaki glikoz miktarı karaciğer toplar damarından daha az olacak. O zaman şöyle diyeceğiz. Kapı toplar damarı, glikoz yoğunluğu. Glikoz yoğunluğu küçüktür diyeceğiz. Karaciğer toplar damarı. Karaciğer toplar damarı glikoz yoğunluğu. Evet, açlık durumunda bu durum gerçekleşiyor. Gelelim tokluk durumuna. Hemen şuraya da tokluk durumunu yazalım. Arkadaşlar, diyelim ki bol karbonhidratlı bir besin tükettik. Mesela öğlen yemeği olsun. Bol karbonhidratlı bir öğün atlattık. Ne olacak? Sindirim kanalında bol miktarda glikoz var. Bu glikoz nereye gider? Kapı toplar damarına. Kapı toplar damarında oldukça glikoz fazla. Sonra karaciğere geliyor. Karaciğer bakıyor kana. Tabii dediğim gibi hormonların etkisi var. İnsülin, glukagon hormonların etkisi var. Diyelim ki insülin karaciğeri uyardı. Dedi ki sana gelen glikozu depo et. Kapı toplar damarından gelen glikozu depo eder ve daha sonra geriye kalanı karaciğer toplar damarına verir. Depo ettiği için bakın karaciğer toplar damarına az miktarda glikoz gider. O yüzden kapı toplar damarındaki glikoz karaciğer toplar damarındakinden daha fazla olur. Yani bu durumun tam tersi olur. O zaman şöyle diyeceğiz. Kapı toplar damarı yoğunluğu büyüktür. Karaciğer toplar damarı glikoz yoğunluğu. Evet, bu şekilde bir eşleştirmemiz, karşılaştırmamız var diyelim arkadaşlar. Kan kılcalları ile emilim böyle gerçekleşir. Bunları karıştırıyorsanız hemen aklınıza şu şekil gelsin. Açlık durumunu ve tokluk durumunu o şekilde düşünün. Böyle daha kolay olacaktır. Gelelim ikinci yolumuza. İkinci yolumuz neydi? Lenf kılcalları ile emilim. Hemen yazalım. 2 lenf kılcalları ile emilim. Arkadaşlar lenf kılcalları ile yağla ilgili olan moleküller emilir. Burada bizim kan dolaşımımızdan hariç bir de lenf dolaşımı vardır. Bu lenf dolaşımında yağlarla ilgili moleküller emilir. Ayrıca lenf dolaşımının farklı görevleri de var. Bunları dolaşım sistemine geldiğiniz zaman anlatacağım. Burada hangi moleküller emiliyor? Bakın gliserol. Nedir gliserol? Yağların yapı taşıdır. Yağ asidi yine aynı şekilde yağların yapı taşı. Bir de adek vitaminleri. Yani yağda eriyen vitaminler. Yağlarla ilgili olan her şey nerede taşınıyor o zaman? Lenf kılcallarında. Bu vitaminler ve diğer moleküller ilk önce villus epiteline geliyor. Villus epiteli. Arkadaşlar burada bir değişime uğruyorlar. Şilomikrona dönüşüyorlar. Nedir şilomikron? Bakın, eğer ki yağ molekülleri direkt kana karışsaydı veya direkt lenf kılcallarına gitseydi, oradaki yapışkan özelliğine sahip olduğu için oradaki damarlara yapışacaktı ve damarların tıkanmasına sebep olacaktı. İşte bunun engellenmesi amacıyla burada şilomikrona dönüşüyor. Şilomikron da yazalım hemen. Şilomikron oluşur. Şilomikron şudur arkadaşlar. Yağ moleküllerinin etrafı protein kılıfla çevreleniyor. Biz buna şilomikron diyoruz. Biraz sonra not olarak yazacağım zaten oraya. Daha sonra lenf kılcalları bunu alır. Lenf kılcallarından sonra bizim bir lenf düğümümüz vardır. Biz buna Peke sarnıcı diyoruz. Peke sarnıcından sonra göğüs kanalına gider. Göğüs kanalı. Ve sonra
Bakın göğüs kanalından gelerek bizim köprücük damarımıza gelecek. Köprücük altı. Ama hangi kısım sağ mı sol mu? Sol. Sol köprücük altı toplar damarına gelir. Sol köprücük altı toplar damarı. Toplar damarına geliyor. Burada şilomikronlar kana karışıyor. Şilomikronlar kana karışır. Arkadaşlar kana karıştıktan sonra artık kalbimizin üst tarafında olduğu için hangi toplar damara bağlanacak? Üst ana toplar damara bağlanır. Üst ana toplar damara bağlanır. Buradan da kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığı. Evet, yağ moleküllerinin izlediği yol bu şekildedir. Bu yollarla ilgili genelde sorular çıkıyor ama nasıl sorular çıkıyor arkadaşlar? Sadece işte yolun nasıl olduğu ile ilgili, şilomikronla ilgili bazı sorular gelebiliyor. Gelelim bir de notumuzu yazalım. Not neydi? Şilomikronun ne olduğunu yazacaktık. Şöyle not diyelim. Yağ moleküllerinin etrafı protein kılıfla çevreleniyor. Buna ne diyoruz? Şilomikron diyoruz. Yağ moleküllerinin etrafı protein kılıfla çevrelenir. Protein kılıfla çevrelenir. Bu yapıya şilomikron denir. Şilomikron denir. Evet. Eminim olay da böyle. Böylece biz aslında sindirim sistemini bitirmiş olduk. Sadece hastalıklar kaldı. Hastalıklardan da şöyle kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya isimlerini yazalım. Ne olduklarından bahsedelim. Hastalıklar. Bakın hastalıklarımız neler? Birinci hastalık gastrit, ülser, reflü, kabızlık, ishal ve laktoz hassasiyetinden bahsedeceğim. Arkadaşlar hastalıkların 3 tane hastalık var aslında bizim midemizle alakalı hastalıklar, ince bağırsağımızla ilgili hastalıklar. Bunların derecelerine göre ben sırasına göre yazacağım. Nasıl? En az etkili olandan en çok hasar bırakana doğru. Bizim ilk hastalığımız reflüdür. Reflü. Nedir reflü? Mide kapakçığının bozulması sonucunda midedeki asidin yukarıya doğru çıkmasıdır reflü. Bu herkeste görülebilen bir hastalıktır ve basittir aslında. Hani diğerlerine göre tabii ki hiçbir hastalık basit değil. Daha sonra ülser gelir arkadaşlar. Pardon. Daha sonra gastrit gelir. Gastrit midenin yaralanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır arkadaşlar. Gastritten sonra en ağır olanı ülser. Eğer ki gastrit hastalığı tedavi edilmezse ülsere dönüşür. Ayrıca ülseri oluşturan bir de bakteri vardır. Bu bakteri işte yiyeceklerle birlikte mideye ya da ince bağırsağa gittiği zaman oradaki duvarların yaralanmasına sebep olur. Bu da bizim ülser hastalığına yakalanmamıza sebep olur. Daha sonra bir diğer hastalığımız kabızlık. Nedir kabızlık? Kalın bağırsaktaki suyun fazla miktarda emilmesi sonucunda işte dışkının zor olarak dışarı atılması. Bunun tam tersi olan nedir? İshal. İshal de dışkının bol suyla dışarı atılmasıdır arkadaşlar. Bir de laktoz hassasiyeti var. Laktoz hassasiyeti şöyledir. Sütün içerisinde laktoz var biliyorsunuz süt şekeri. Bunu sindiren enzim laktoz enzimi. Biz uzun süre sütle beslenmediğimiz zaman bu laktoz bir süre sonra üretilmiyor. Daha sonra diyelim ki süt içmeye başladık. Ne oluyor? Laktoz enzimi üretilemediği için laktoz sindirilemiyor ve bu da karında şişliğe ve ağrıya sebep oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de laktozsuz sütler, laktozsuz yoğurtlar üretiliyor. Özellikle mutlaka süt tüketimine, yoğurt tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Laktoz hassasiyeti olanlar. Evet, böylece sindirim sistemini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda sindirim sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.